Kanalımızda en çok ilgi çeken videoların başında Milli Muharip Uçak'la ilgili hazırladığımız haberler geliyor. Projeyle ilgili yeni gelişmeler oldukça da ben bu kanal üzerinden sizlere bilgi paylaşımı sağlamaya çalışıyorum dilim döndüğünce. Geçtiğimiz günlerde önemli bir anlaşma Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde Türk Havacılık Uzay Sanayi ve TR Motor arasında atıldı. Milli Muharip Uçağın AP olarak adlandırılan yardımcı güç ünitesi ile ATSS olarak adlandırılan hava türbinli başlatma sistemi TR Motor tarafından geliştirilecek. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sistemler ne işe yarıyor? Uçak üzerindeki görevleri nelerdir? APU yani harici güç ünitesi sivil veya askeri havacılıkta çok yoğun olarak kullanılan bir sistem. Bu sistem aslında küçük bir motor. Motorun amacı ilk başlangıç sırasında oluşan gücü oluşturmak, çalışmak için yeterli enerjiyi sağlayabilmek. Normalde aslında sivil veya askeri uçakta, helikopterde pek fazla değişmiyor. Pilot kokpite oturduktan sonra uçuş göstergelerini açması için bir elektrik ihtiyacı var. İşte göstergeleri açacak, motor çalıştırma prosedürlerine başlayacak, uçağını hazırlayacak ve arkasından kalkış gerçekleştirilecek, uçuş görevi başlayacak. Bunun için öncelikli bir elektrik gücüne ihtiyacınız var. Bu güç de işte göstergeleri açabilmek için aküden sağlanıyor. Fakat aküler kısıtlı yere sahipsiniz, kısıtlı taşıma kapasitesine sahipsiniz hava araçlarında aküler öyle çok büyük aküler değil. Bunlar sadece işte göstergeleri açıyor. Arkasından yedek bir motor sistemi devreye giriyor. İşte APU olarak adlandırılan bu sistem. Akü o minik APU'nun türbinlerini çevirerek aslında bu bir uçak motoru, bir jet motoru konseptinde imal edilmiş küçük bir motor. Onu çalıştırıyor. Ve bu çalışmayla birlikte APU daha fazla elektrik gücü oluşturmaya başlıyor. Ve motorun çalışması için de bu APU'dan aktarılan güç motorun o büyük pallerini çevirmeye başlıyor. Normalde tabii bu işlemi aküle de yapabilirsiniz veya harici dışarıdan bağlanacak bir güç ünitesiyle de yapabilirsiniz ama bunlar o kadar büyük teçhizatlar veya büyük aküler lazım ki bunları uçakta taşıyabilmek çok da mümkün değil. O yüzden bu küçük bir motor sistemi devreye giriyor. Tabii ki savaş uçaklarında harici güç ünitelerinin yani APU'larının başka başka ek görevleri de var. İşte uçak üzerinde ihtiyaç duyulan başka sistemlerle ilgili destek sağlıyor. Bazen havada görevleri var gibi gibi çok farklı görevlere sahip. İlk geliştirilen jet uçaklarında bu tür sistemler yoktu. Uçağın sadece bir veya iki işte kaç motor kullanılıyorsa motoru vardı. Genellikle uçuş öncesinde harici güç üniteleri bağlanarak bu motorlar çalıştırılıyordu. Yani uçak bu teçhizatın olmadığı bir hava üstüne indiği zaman tekrar çalıştırmak gerçekten oradaki yetkililer açısından çok büyük sıkıntıydı. Teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte bu küçük APU olarak adlandırılan sistemlerde uçaklarda yerini almaya ve standart ekipmanlar arasında almaya başladı. Peki APU motoru çalıştırmak üzere gücü üretiyor. Bu güç ATSS olarak biraz önce belirttiğim gibi Air Turbine Start System yani hava türbini başlatma sistemine iletilmesi lazım. Bu sistem APU'dan aldığı güçle birlikte motorun çalışmasını gerçekleştiriyor. Bu son anlaşmayla birlikte TR Motor biliyorsunuz aynı zamanda Milli Muharip Uçağı'nın motor tasarımında gerçekleştirilen bir mühendislik şirket. Hem APU hem de ATSS sistemini de geliştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yetki almış durumda. Milli Muharip Uçağı motoruyla ilgili çok fazla soru alıyoruz. Bu motor projesi de şu şekilde ilerleyecek. Biliyorsunuz Milli Muharip Uçak 2023 yılında fabrikadan çıkartılacak. Daha sonra yer testlerine başlayacak. Yer testlerinin arkasından 2026 gibi ilk uçuşun yapılması planlanıyor. Hizmete giriş için hedef ise 2030. Bu tabii önümüzde 9 yıllık süreç var. Bu süreçler gerçekten teknolojik olarak uçak ihtiyacı var. Burada şöyle bir yapılanmaya gidildi. Uçak motoru konusunda testler öncelikli olarak
bizim mevcut F-16 uçaklarımızda da kullanılan General Electric imalatı F-110GA-129 motorları seçildi. Bu motordan ilk etapta 5 adet alınıyor. Bu 5 motor, birisi yedek, 2 adet prototip milli muharip uçakta takılacak ve bu uçaklarda kullanılacak. Halen şu an Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sahip olduğu TR Motor Şirketi ise bir mühendislik çalışma gerçekleştiriyor. Bu mühendislik çalışmayla da milli muharip uçakta geliştirilecek özgün motorun üretimi planlanıyor. Yani geliştirilecek, mühendislik çalışmalar TR Motor tarafından yapılacak. Daha sonra bu motorun imalatı da TUSAŞ Motor Sanayi TEİ tarafından gerçekleştirilecek. Muhtemel bu motor için Türk havacılık ve sanayi sektörüne imalat yapan, işte Kaledir, Eskişehir'deki Alp Havacılık'tır gibi farklı farklı şirketlerine muhtemel destek vereceğini tahmin ediyorum. Orada geçilecek siparişlerle üretilecek olan motor, yerli motor olarak milli muharip uçakta görev alacak. Halen TR Motor Şirketi'nin başında Doktor Osman Dur var. Osman Hoca ile geçen yıl bir röportaj yapmıştık. İsterseniz ne aşamaya gelmişler, nasıl bir yol izleyecekler, bunu da bu röportajdan dinleyelim. Açıkçası bu tip bütün planlar yapılmış durumda. Şu anda Türkiye... Paylaşabileceğiniz tabii. Tabii kesinlikle paylaşmakta hiçbir sıkıntımız yok. Şu anda Türkiye zaten tasarımına başladı. Türkiye kendi milli muharip uçağının motorunu biz 2026 gibi döndürmeye başlar istiyoruz. Uçak üzerinde ne zaman uçar bu? Uçak üzerinde tabii bu motor teknolojileri biz daha önce de belki bunu döndürebiliriz. Fakat bunların test süresi var. Birkaç yılda tersimiz diyoruz ki 2029-2028 süreçlerin hızlı gitmesi, uluslararası işbirlikleri, mühendislik kabiliyetimiz bir. Biz 2027-2029 arası biz bu uçağı inşallah yerli motorumuzla keseriz. Ama şu anda zaten TAİ'nin geliştirdiği bu uçağımızın ilk uçuş testlerini yapmak üzere uluslararası birkaç firmadan da teklifler alındı. Bunlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eğer bu uluslararası işbirlikleri de netleştiği takdirde Türkiye çok hızlı bir şekilde yoluna devam edecek. Videolarımda hep belirttiğim gibi milli muharip uçak Türkiye'nin havacılıktaki kurtuluş savaşı. Gerçekten beklentinin çok yüksek olduğu, mühendislik açıdan da çok büyük zorluklara sahip olacak ama eğer bu zorlukları aşarsak Türkiye'nin kendi savaş uçağını yaparak çok önemli bir gelişime havacılık sektörüne sahip olacağı bir proje. Bu projeye giden yol üzerinde örneğin bir Hürjet projesi var. Hürjet önce eğitim uçağı, daha sonra yakın hava destekte görev yapılacak tek motorlu bir uçak. Buradan elde edilecek tecrübeler de ilerleyen dönem içerisinde milli muharip uçağa aktarılacak. Tabii ki Türkiye projenin hızlanması için birçok işbirliği, uluslararası anlamda işbirliklerine de açık ve sıcak bu konuyla ilgili. En önemli mühendislik desteği ise İngiltere'den BAE Systems şirketinden alınıyor. BAE Systems şirketi TUSAŞ'ın çok fazla tecrübesinin olmadığı, işte stealth, süpersonik uçuş gibi birçok alanda mühendislik açıdan doğrulama ve teknik anlamda da destek vererek bu konuyla ilgili mühendislerini hem Ankara'da hem de İngiltere'de çalıştırarak projeye çok önemli bir destek veriyor. Diğer taraftan da motor konusunda benim tahminim muhtemel bazı konularda yabancı motor imalatçılarından uçağın motorundaki teknoloji aktarımları, teknoloji transferleri gerçekleşerek TR Motor'un daha hızlı yol alması ve tecrübenin olmadığı bölümlerde de bu açığın bu şekilde kapatılması hedefleniyor. Bu çalışmaların sonuçları muhtemel 2026-2027 gibi motor konusunda görmeye başlayacağız. Ve tabii ki bunun sonrasını uzun bir test süreci ve arkasından hedef yerli motorla milli muharip uçağı uçurabilmek. Bu videomuzda size milli muharip uçak projesiyle ilgili son gelişmeleri paylaşmaya çalıştım. Biraz da sistemler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak atın veya bana info@tolgozbek.com adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz sitemiz tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.